Sayın Bayram, sizi bölüyorum çünkü beklediğimiz rakamlar geldi. İsterseniz öncelikle onları bir sıcak verileri aktaralım. Sonra yorumlarımıza devam edelim Göksu. Şöyle baktığımızda tüketici fiyat endeksi, şimdi yıllık bazda bakalım öncelikle, %49,38. Bir önceki rakamlarla kıyaslayalım ki nasıl bir fark var onu görelim ve beklentilerle bakalım istersen. Bir önceki rakamlar 51,97 idi enflasyonda. Şimdi düşüşü görüyoruz. Bu hem Merkez Bankası'nın hem bakanların söylediği ve beklenen aynı zamanda ekonomistlerin de beklentisiydi ama %48'ler civarında bir beklenti vardı. Ekonomistlerin beklentisine ve genel beklentisine baktığımızda oradan bir miktar yüksek ama bir önceki aya baktığımızda enflasyonun yıllık bazlı düştüğünü görüyoruz. Birinci tespit bu. İkincisi aylık enflasyona bakalım hemen. %2,97 oranında geldi. Bir önceki aylık enflasyonsa %2,47 idi. Şimdi burada bir miktar yükseliş görüyoruz. Bunun nedenini Sayın Bayram'a sorarız ilerleyen dakikalarda. Şimdi bir de yurt içi üretici fiyat endeksine bakalım. Bir önceki ay yurt içi fiyat endeksi %35,75'ti. %33,03 olarak geldi. Şimdi Eylül ayına ilişkin olarak burada bir düşüşü görüyoruz. Şimdi yurt içi üretici fiyat endeksi neden önemli? Tüketici fiyat endeksleriyle baktığımızda yine TÜFE'nin altında kalıyor. Yani üretici fiyatlarının TÜFE'nin altında kalması demek bundan sonraki sürece ilişkin baktığımızda enflasyonun düşmesine, olası düşüşe ilişkin bir sinyal olarak yorumlayabiliriz. Bu önemli ve iyi bir gelişme. Bunun altını çizelim. Tabii ki o az önce de konuştuğumuz jeopolitik riskler ve bunun dışında olası bir gelişmeler olmadığı sürece deyip şimdilik sadece mevcut durumu yorumluyoruz. Aylık bazda üretici fiyatlarına baktığımızda ise %1,37 oranında geldi. Bir önceki aya baktığımızda %1,68 oranında gelmişti. Orada da bir düşüş var. Yani tüketici fiyatları ile üretici fiyatlarını karşılaştırdığımızda buradaki düşüş var. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Bunun dışında detaylara bakalım şimdi Göksu istersen. Biz sadece dediğimiz gibi bu verilere baktığımızda rakamsal olarak bakmıyoruz. Tabii ki pek çok şeyi etkiliyor. Şimdi bunun dışında kira fiyatları ne olacak? Kontratı, sözleşmesi biten kira fiyatları bu %25 sınırı kalktıktan sonra eskiye dönmüştü ve biz neye bakıyoruz? Enflasyonda 12 aylık enflasyona bakıyoruz ortalamaya. Orada da baktığımızda %63,47 oranında geldiğini görüyoruz. Şimdi biraz daha detaylara bakalım istersen. Şöyle ki bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,60'la ulaştırma oldu. Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa %97,87 ile konut oldu. Bir de aylık değişim ana harcama gruplarına baktığımızda buradaki düzeltiyorum yıllık değişim oranlarına. Orada Eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup %-0,88 ile haberleşme. Buna karşılık Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grupsa 2024 yılında %14,21 ile eğitim oldu. Sayın Bayram da dikkat çekmişti eğitime. Şimdi bu noktada baktığımızda tabii ki bir detayı da aktarmakta fayda var. TÜİK artık bundan sonra farklı bir yönteme daha geçiyor. O da şu. Şimdi bugün enflasyon rakamları açıklandı ya, bu verdiğimiz rakamlar. Bunun dışında şimdi yarın biz bir rakam daha göreceğiz. O da şöyle olacak. Enflasyon göstergelerinin mevsim etkilerinden arındırılmış hali ilk kez yayınlanacak. Yarın saat 16'da açıklayacak TÜİK de bunu. Bu ne peki? Bu da aslında biz çekirdek enflasyon ve manşet enflasyon diye iki enflasyon olarak özellikle ortaya koyuyoruz. Bazı noktalarda işte çekirdek enflasyona baktığımızda gıda, enerji gibi bazı gruplardan arındırılmış olarak ortaya çıkan bir enflasyon söz konusu. İşte bu da mevsimsel etkilerden arındırılmış, daha da detaylı bir şekilde arındırılmış enflasyonun verildiğini göreceğiz. Şimdi Sayın Bayram'a da sorarız. Bu neden gerekli? Merkez Bankası ile TÜİK bu konuda bir çalışma yapıyordu. Bunun açık neye yarayacak? Neden böyle bir sürece gidildi? Buna da bakarız. Tabii bundan sonra neyi soracağız? Yayında az önce de söylediğimiz gibi. Şimdi önümüzdeki süreçte asgari ücret, emekli ve memur maaşları var. Olası asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına zam oranları. Bu zamana kadar açıklanan oranlara baktığımızda ne olur? Sayın Bayram'a bunu sorarız. Bunun dışında Merkez Bankası demişti ki
enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş olana kadar biz bunu gözlemleyeceğiz ve faiz indirimi kararını buna göre vereceğiz. Sıkı para politikası duruşu faiz indirimi olmayacak anlamına gelmiyor. Enflasyona bakıyoruz, kalıcı düşüş olursa buna göre hareket ediyoruz demişti. Şimdi baktığımızda bir miktar düşüş var. Aylık enflasyonda çok az bir miktar yükseliş olsa da bu Merkez Bankası'nın kararını etkiler mi? Kasım'da bir faiz indirimi beklentisi vardı piyasada. Bu indirim beklentisi bu rakamlar doğrultusunda devam eder mi? Rakamlar ne söylüyor? Buna bakarız. Ve tabii ki Sayın Bayram'la az önce konuştuğumuz konu jeopolitik riskler. Bundan sonraki enflasyona yansıması açısından nasıl bir süreç olur? Yıl sonu enflasyon tahminlerini ve böylelikle bu zincirleme anlattığımız başlıkları etkiler mi diye bakmakta fayda var diyeyim. Özet olarak böyle toplayalım. Şimdi sözü sana ve konumuza bırakayım istersen Göksu.